Bilmiyor. Çocukların nasıl bakıldığını biliyor musun? Hayır. Yani büyük bir ihtimalle eşim çalışmadığı için o bakıyordur. Ya da kaynanamla birlikte geziyordur. Ya da evde madde bağımlısı, kimliksiz halası var. O bakıyordur belki de. Kimliksiz olduğunu eşiniz de kabul etti. 26 yaşında evet. Kimliksiz bir kardeşinin olduğunu canlı yayında kabul etti. Siz madde bağımlısı iddianızı neye dayandırıyorsunuz? Buna bizzat şahit oldunuz evet, mu? Evet, ben topladım zaten. Banyoda, yani müsait bir tek banyo oluyordu. Banyoda yani içiyor mu, ne yapıyorsa yapıyordu. Kullandığım madde. Kullandığım madde. Evet, poşetlemesin diye çöpün içine çöp yapıp da koyuyorduk. Bu arada hem 6 aydır baba çocukları kaçırıyor hem de bu 6 aylık süre zarfı içerisinde bakın biri 3 biri 2 yaşında bu çocuklar hasta olurlar. Hiçbir şey olmasa aşıları var. Allah korusun bir gribe yakalandılar ya da bir ateşlendiler bu 6 ay boyunca herhangi bir sağlık kontrolü de yapılmamış. Ben evliyken de götürmüyorlardı Esra abla. Ben evliyken de gitmedim. Ben bir tek düştüğüm zaman veyahut da kanamam olduğu zaman gittim. Onun dışında beni de götürmediler. Yani sağlık kontrolleri yapılmıyor. Evde onların hep beraber kalabalık bir şekilde yaşadıklarını, evde kalan kişi sayısının çok olduğunu, yaşayanlardan evet. birinin madde bağımlısı olduğunu evet. Iddiada ediyorsun. Ve evet. baba 6 aydır bu çocukları senden kaçırıyor. Kayınvaliden yayına bağlandığında bir tatlı dille konuştu. Dedim ki şimdi nasıl vicdan sahibi bir kayınvalide herhalde dedim şu dakika çocukları alıp anneye getirecek dedim ama maalesef böyle bir şey söz konusu olmadı. Bir de seninle iletişim kurdular dün. Evet. Bu Ulaş evet. şey kocanın bir arkadaşı. Evet öyleymiş. Kim olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum tanımıyorum ben. Dün akşam 21 itibariyle başladı. Bu arada senin yaptığın görüşmeler bana da aktarılıyor. Evet. Saat 21'den itibaren çocukları istediğiniz yere bırakacağız. Evet kamera önüne çıkartma çocukları ve beni zaten rezil ettin. Ağzımdan çıkmadığı halde ben ona madde bağımlısı demişim. Beni şikayet edeceğini, babamı şikayet edeceğini söyledim. Sen de çocukları bulunduğun bölgede adını söylediğin bir karakola getir dedi. Evet dedim. Çocuklar teslim edildi mi? Hayır getirmedi. Benim sana güvenim kalmadı dedi. Sen beni dedi rezil ettin dedi. Sana dava açacağım dedi. Yarın dedi şeye getireceğim dedi. Savcılığa getireceğim dilekçeyle dedi ama hala getirmedi. Hala gelmedi. Evet, gelmedi. Hala da bu yalanlar söylenmeye devam ediyor. Kıyamam sana ben. Evet. Ben çok hala heyecanlandım da dün. Çocuklarımın sesini duydum, ağlıyorlardı. Ben yere yığılıyordum neredeyse. Zor tuttum kendimi. Nasıl giyindiğimi, nasıl hazırlandığımı anlatsam anlayamazsınız. Yani inanamazsınız o halime. Benim elim ayağım titriyor. Bir yandan kendimi hazırlamaya, bir yandan çocuklarım gelecek onun heyecanı. Çok kötü oldum ama gene elimde boş kaldım. Ve telefonun ucunda üçüncü kişi. Kim olduğu, ne olduğu, kim hiçbir şey belli Hiç değil. Bilmiyorum. O evet. kişi bilmiyor. Bir de nasıl güveneceksin? O çocukları teslim alınacak en doğru adres bir karakoldur. Onun haricinde o çocuklar bu kişilerden sokakta buluşalım. Aman sakın ekipten kimse gelmesin. Kamerasız bir yerde asla böyle bir şey kabul edilemez. Neredesin kardeşim? Bulunduğun bölgedeki karakola gidersin. Çocukları teslim edersin. Anne gelene kadar ben buradayım dersin. Beklersin. Polis nezaretine o çocuklar alınır. Herkes hayatına bakar. Ama zaten baba çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunu işlemeye devam ediyor. Yaklaşık 6 aydır. Evet. Bir de bu çocukların 3 yaşında ve 2 yaşındaki çocuğun hiçbir sağlık kontrolü yapılmamış. Bulunduğunuz en son yerleşim yeri Avcılar değil evet, mi? Evet. Ben buradan çocuk mahkemesine de sanırım Büyükçekmece'ye bağlı oluyorsunuz. Siz seslenmek istiyorum bu çocuklar hakkında derhal çocuk koruma kanunu kapsamında gerekli sağlık tedbirlerinin alınması, bakım tedbirlerinin alınması noktasında da koruma kararı çıkartılması lazım. Sisteme kayıtlı hiçbir sağlık şeyine başvurmamış bu çocuklar. Ben Ömer Ali'ye yani ikinci oğluma hamileydim. Benim oğlum bir yaşındaydı ve hiçbir aşısı yoktu. Ben hamileliğimden sonra doğurduktan sonra polisler geldi. Yani hemşire, sağlık ocağından hemşire yolladı polisleri. Sağlık çocukları getirin aşıları var diye. Sonra ben ikna ettim gittik. İlk o yani Ömer Ali'nin aşısı yapılırken bir yaşındaki oğlum aşılarına başlamaya karar verdiler. Hani biz yapalım, siz getirmemişsiniz o görevi biz yapalım dediler.
Ama o da kaldı. Orada bir ihmal var aslında. Diner'in de aslında savcılıkta devam eden soruşturmasını Esra Hanım belirtmek istiyorum. Çocuğunun savcılık bunları da takip ediyor. Hiçbir sağlık kontrolü resmi olarak yapılmıyor. Özel yani, sağlık hizmetlerinden bile faydalanılsa savcılık bunu... Orada sisteme düşer. Düşer. Yani sen bir buçuk yıl oldu değil mi? 1,5 yıldır çocuğunu görmüyorsun. 1,5 yıldır o çocuk doktora götürülmüyor. Ya da götürülüyorsa da başka birinin sahte kimlik kullanılıyor. Bunu yapıyorsa da herhangi bir sağlık kurumu doktor da bu da suç. Çünkü bu çocuk bir soruşturmaya konu yapılmış. Bir de sormak istiyorum. Yani bu hırs kime hırs? Anneye olan hırsı bir çocuğun sağlığıyla ilgili kıyasladığınız zaman neyi neden kaçırıyorsunuz? Kendinize sorun. Yani merhamet güzel bir söz var. Vicdanın kalbe okuduğu ezandır diyorlar. Ben sormak istiyorum bu annelere, bu babalara, çocukları annelerinden kaçaranlara özellikle. Hemen iki anonsu da yapayım. Erdal Rüzgar Vural sevgili seyirciler. Dinar'ın oğlu 1,5 yıldır anne evladını göremiyor. Baba Muhammed Vural ve kayınpederin tarafından ve kayınvaliden tarafından çocuk kaçırılıyor. Aile Iğdır'da yaşıyor. Hiçbir adreste, bölgedeki jandarma, poliste, savcılıkta kim olayın üstündeyse kardeşim bu çocuğu bulamıyoruz. Bu çocuk yer yarıldı, yerin içine girdi ve askeri personel boşandığın eşin. Biz gerekli görüşmeleri de yaptık ama bu adam yani üniformasını bile yakmayı, her şeyi göze almış da. Biri buradan söyleyeyim, görenler, tanıyanlar, bilenler bize ulaşsınlar. Söyle Dinar. Abla yalvarırım. Kim gördü bildi içine merhamet. İnsaflar olsun, haber versinler. Kendilerini benim yerime koysunlar. Yalvarırım. Artık dayanamıyorum abla. İlla biri görür bilir. Akraba da görür. Iğdır'dakiler de görür eminim. Ama haber vermirler. Allah için insafınız varsa yalvarırım çocuğum, ihbar edin. Bir de şöyle düşünün, çocuğunuzu anneden saklamak için tam 1,5 yıldır evladınıza hapis hayatı yaşatıyorsunuz. Evladınıza doktora götürmüyorlar, hapis efendim. Hayatı yaşatıyorsunuz. Ben size söyleyeyim, doktora götürüyorlardır. Bir akrabanın kimliğini, aynı yaşlarda çocukları varsa onun kimliğini kullanıyorlardır. Orada sahtecilik yapıyorlardır. Ya da bir sahte kimlik çıkardılar, bir sahtecilik yaptılar. Ya onu aklım almıyor çünkü. Ya bu çocuk 1,5 yılda hastalanmaz mı ya? Kışın gününde Iğdır çok soğuktu. Şimdi hastalanır, onun ateşi var. Erdal Rüzgar Vural'ın nerede olduğunu bilenler, görenler, tanıyanlar bize ulaşsınlar. Diğer tarafta gene velayet hakkı kendinde olan 6 aydır evlatlarını arayan bir anne. Baba canlı yayında da yani böyle... Gayet lakayit bir şekilde, umursamaz bir şekilde, hiçbir sözü doğru olmayacak şekilde konuştu. Allah Kur'an kitap dedi, yayında yeminler de etti. En çok da bu Allah'ın adını yani kendi evlatlarına merhameti olmayan, bana göre inancı yok bu insanlar. İnancı olan biri bu şekilde davranmaz çünkü. Bunları yapmazlar. Görenler, tanıyanlar, bilenler de iki annemiz için de ihbarları bekliyoruz sevgili seyirciler. Ulaş Çelik, Durmuş ve aile üyeleri nerede saklanıyor, nerede yaşıyorlar?